Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Ve yeni bir video ile beraberiz. Bu video ne yapıyoruz? Yatak odasındayız. Anlaşılmıyor olabilir. Gördüğünüz bu gardıroplarda dolap ve çekmece düzenimi sizlerle paylaşacağım bugün. Ayrıca kışlıkları çıkarıyoruz. Artık Ekim ayına girdik. Sonbahar havaları ve havalar hızlı bir şekilde soğumaya başladı. O yüzden ben de İlk kez kışlıkları çıkarmaya karar verdim. Hem kışlıkları çıkarken dolabı düzenleyeceğim. Sizlerle de dolap ve çekmece düzenimi paylaşacağım. Güzel bir video olur diye düşündüm. O yüzden bu videoyu başlattım. Umarım keyifle izlersiniz. Çok laf uzatmıyorum çünkü çok işimiz var. Ütü falan da yapacağız yani. O yüzden hızlıca başlayalım. Öncelikle dolaptaki çıkaracağım yazlık ürünleri bence eleyeyim. Çünkü yer açmam lazım. Yer açtıktan sonra kışlıkları çıkarır ve yerleştiririz. Peki kışlıklarım nerede? Hemen gösteriyorum. Kışlıklarım bu şekilde dolabın üzerindeki bu kutularda. Bunları da indireceğiz ama öncesinde dolaptaki fazlalıklardan bir kurtulalım. Kamerayı böyle uzağa koyacağım için mikrofona geçtim. Umarım sizler için de ses daha iyi olur. Şimdi başlayalım. Bu kısım Alper'in ve çekmecelere ait. Bu şekilde. Aslında elemek zor. Neden? Çünkü içimize hala tişört giymeye devam ediyoruz. Sivitlerin içine tişört giyip sıcaklayınca çıkarıyoruz. O yüzden elemek aslında zor ama yapacak bir şey yok. Birazcık elleyeceğiz. Yani en sık giydiği tişörtleri bırakıp sık giymediği tişörtleri katlayacağım ve kaldıracağım. Çünkü yer açmam lazım kışlıklara. Bu şekilde. Aslında çok bir tişört bırakmadım. Yani aynı tişörtleri giyiyor genelde. Genelde siyah giymeyi tercih ediyor. O yüzden çok fazla bir tişört bırakmadım Alper'e. Tişörtleri daha çok ben kullanıyorum. Kendimde elemek daha zor olacak. Şimdi şurada zaten kalın gömlekleri var. Bunlar durmaya devam edecek. Böyle tişört üstüne olsun, sivit üstüne olsun ben giymeyi de giydirmeyi de seviyorum. O yüzden bunlar kalıyor. Şimdi sizlerle bir şey paylaşacağım ama o kadar dolu ki nasıl paylaşacağım bilmiyorum. Kendi dolabımdakini de paylaşmak daha mantıklı olabilir. Bu bir pantolon askısı. Zaten görselini buraya koyarım. Şu an dolu olduğu için gösteremiyorum. Bunda da eleme yapacağım aslında. Çünkü giymediği pantolonlar var, olmayan pantolonlar var. Onları bir kaldıralım. Giydikleri kalsın ki rahatlatalım. Çok dolu bakınsanıza. Mesela havuz şortu bunu kaldırıyorum artık. Çınayaz buradayken gitmişlerdi. Bu pantolonları bir denetmem lazım Alper'e. Bunlar büyük olanlar olabilir. Bunlar büyük olan pantolonlar olabilir. Zayıfladı. Bir denemesi lazım aslında bunları. Denettikten sonra şey yapmam lazım ama denetebilir miyim bilmiyorum. Spor için olan şortlar duracak çünkü spora gitmeye başlayacağız ve sporda aslında şort değil eşofman giyiniyor ama yine de ne olur ne olmaz orası hani terliyorsun, aktifsin, daha rahat hareket etmek istiyorsun. Bunlar kalsın bence. Eşofmanları, pantolonları. Yani bir şey kalmadı. Benim kısmıma geçeceğiz. Zor kısım orası. Kendi dolabıma geçmeden önce bu Alper'den çıkardıklarımı bir katlasam iyi olur. Çünkü hepsini yatağın üzerine yığınca çok karışık oluyor. İşin içinden çıkmak daha zor oluyor. Böyle parça parça ilerlemek daha mantıklı. Şimdi bunları bir katlayalım. Şimdi giydiği giymediği pantolonları bir ayıralım. Bunu giyiyor. İşte size bahsettiğim pantolon askısı. Böyle her katına koyabiliyorsunuz. Ben ikili üçlü de asıyorum ki daha fazla pantolon alsın. Aslında kot pantolonlar biraz ağır olabiliyor ama ben yine de asıyorum. Daha derli toplu duruyor bence. Öyle. Yani bu da bir tavsiye. Bu videoda düzen organizasyonla ilgili de tavsiyelerim olacak. Yani sadece kışlıkları çıkarıyorum. Dolap düzenliyorum değil böyle tavsiyelerim de olacak. Bu birincisi mesela. Ya bu şekilde çok pratik oluyor. Bütün pantolonları alıyor. Yani bundan iki tane de denebilirsiniz. İki tane benim tarafımda var. Çünkü biz kadınların daha fazla eşyası oluyor.
Hazır bu kısımdayken çekmecelere geçelim diye düşünüyorum ama en alttan başlıyoruz. Alper'in evde giydiği eşofman tarzı şeyler duruyor. Buraya şimdi şortlarını kaldırdım ve uzun eşofmanlarını koydum. Tişörtlerini de kaldırdım. Buraya da uzun kollu üstleri gelecek. Evde giydikleri. Bu şekilde eşofmanları burada. Buraya da üstleri gelecek. Burada bir tane eşofmanı sığmadığı için buraya koydum. Bu tarz şeyleri ben çekmecede seviyorum ama sığmayabiliyor işte birazcık bu. Zorladı burayı ama olsun idare eder diye düşünüyorum. Bunları size nasıl katladığımı göstereyim. Eşofmanı böyle seriyoruz. Bu yöntemi isterseniz pantolonlarda da kullanabilirsiniz. Bir paçasını böyle buraya alıyorum. Diğer paçasını da böyle buraya alıyorum. Sonra bu şekilde bir daha katlıyorum. Böyle bir şey elde ediyoruz. Sonra bunu böyle ortadan katlıyoruz. Böyle gayet düzenli oluyor. Kotları bu şekilde asarak kaldırmıyorsanız aynı bu eşofmana katladığım gibi katlayabilirsiniz. Veya derli toplu ve düzenli duruyor üst üste koyduğunuzda. O yüzden bunu da göstermek istedim. Şimdi bunu yerine kaldırayım. Bir üst çekmeceye geçelim. Bu çekmecedekiler benim yatarken giydiklerim. Şimdi burada kısa kollu olan, şort olanları kaldıracağım. Çünkü artık çok onları giymiyorum yatarken. Yani tişört gene giyiyorum ama olmasa da olabilir. Sabahları artık biraz serin olmaya başladı uyandığımda. O yüzden uzun kollu şeylere geçebilirim ben de. Bunları kaldıralım. Kalan yerler olursa evde giydiklerimi de bu çekmeceye koyarım. Olabildiğince yer açmaya çalışıyorum. Çünkü kullanmadığımız şeyler burada dolapta durdukça sadece yer kaplıyor. O yüzden böyle devir daim yapmayı seviyorum. Birazcık yorucu da olsa alanımız kısıtlı olunca devir daim yapmamız gerekiyor. Bunları da böyle iç içe koyup katlamayı seviyorum. Böyle bir tanesini aldığımda giyeceğim takım gelmiş oluyor. Böyle şal ve fularlarımı da buraya koyuyorum. Bu çekmece çok açılmıyor. O yüzden üstü göstereceğim. Küçük organizer kutular alarak çamaşırlarımı, çoraplarımı bu şekilde burada katlayıp saklıyorum. Bak gayet düzenli oluyor. Özellikle çoraplar çok dağınık olabiliyor biliyorsunuz. Bu şekilde bir organizer içerisinde saklayınca gayet pratik oluyor ve derli toplu duruyor. Şöyle daha uzun bir tane var. Bir adet böyle. Bunda atletlerim duruyor. İki adet böyle var. Bunlarda çamaşırlar duruyor. Bunda da çoraplar. Aynı sistem. Burada da mevcut. Atletler, boxerlar ve çoraplar diye. Alper'inkiler genelde siyah olduğu için full siyah ve bu şekilde derli toplu oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çekmece. Hani çoraplar biraz dağınık duruyor olsa da hepsi gördüğünüz gibi katlı katlı ve istediğim zaman istediğime ulaşabiliyorum. Bu şekilde dizili. Gayet güzel, pratik oluyor. Ve korkulu rüyam benim kısmıma geldik. Biraz ertelediğimi fark etmişsinizdir. İlk önce bu kısmı bitirmek istedim. Çünkü ben elemeyi sevmiyorum. Her şey bana lazım olabilecekmiş gibi geliyor. Evde bazen tişörtte giyiyorum. Hava sıcak olduğunda böyle aktif hareket ettiğimde, video çektiğimde. O yüzden hani elemek zor geliyor açıkçası. Yani birazcık da psikolojik olabilir. Yani lazım olabilir bana o ve ona ulaşamayabilirim gibi bir düşünce. Çünkü katlayıp kaldırdığımda kırışıyor. Tekrar ütülemem gerekiyor, bulmam gerekiyor falan filan. Neyse. Beni anladığınızı düşünüyorum. Şimdi benim kısmıma geçiyoruz. Hem dağınık hem de elenmesi gerekiyor. Elenme derken işte yazlıklara ayıracağız yani. Olabildiğince az öz eşya tutmaya çalışıyorum ama isterseniz tabii ki de oluyor. Fazla eşyalarım da oluyor. Zaman zaman onları eliyorum. İşte bir sene, iki sene boyunca hiç giymediğim kıyafetler varsa onları artık elemeye gidiyorum. Ama düzenli olarak giydiğim kıyafetler varsa da onları tutuyorum. Böyle yazlık, kışlık sürekli benim gibi devir daim yapıyorsanız ve o eşyaları kaldırırken, yerleştirirken fark ediyorsanız o eşyayı bir yıl boyunca, iki yıl boyunca hiç giymediğinizi artık onun elden çıkarmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben öyle bir yol izliyorum yani. Size de tavsiye olsun. Bu kısımda askıdaki kıyafetler var. Bu kısımda böyle raflı. Birazcık dağınık.
Yalan yok. En üstte de yastık, nevresim gibi şeyler var. Onları da bir düzenlemek istiyorum. Birazcık karıştı. Bu en altta neler var derseniz çok karışık gözüküyor, farkındayım. Bu spor matını aldığım takdirde birazcık göreceksiniz. Burada yine askılık bir bölüm var. Buraya böyle ceketlerimi falan asmıştım. Onları daha ulaşılabilir yere koyarım. Şu kısımda ise depoladığım ürünler var. Birazcık stoklu ilerlediğim için. En alt kısımda yine çantalarım var. Birazcık karışık açıkçası. Hepsi düzenlenecek. Önce askılardan başlayalım ki yer açılsın diye düşünüyorum. Siz de bana katılıyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi askıyı bir boşaltayım. Benimki içeri doğru gittiği için bulmak görmek zor oluyor birazcık. Hepsini bir boşaltalım. Evet, eleme aşaması. Şimdi beyaz tişört ben sivitlerin içerisine giyiyorum. Spora giderken giyiyorum. Duruyor. Şunları zaten çıkarmıştım biraz havalar soğuyunca. Kışlık yani. Umarım şimdi elerken bu ütülediğim güzel tişörtleri karıştırmam. Gömlek. Ben bol bol gömlek giymeyi seviyorum. Bu duruyor o yüzden yani. Şu da sporda giyilir. Bu da dursun. Daha hiç elememem. Gömlek gömlek. Yine gömlek. Bu kadar gömlek giymiyorum aslında ama şunlar mesela kışlık kalın gömlekler. Ekoseli. Bunları seviyorum. Kışın giyeriz. Bazıları Alper'den çöktü. Mesela şu an üzerimdeki Alper'in gömleği. Şu Alper'in gömleği. Yani ona olmayan gömlekleri de ben el atıyor olabilirim. Şimdi bunları askıya geri götürüyorum. Çünkü bunlar giyiliyor. Yani üzerine kazak giyiyorsunuz, süveter giyiyorsunuz, giyiyorsunuz. Gömlek iyidir. Gömlek kullanılır. Şimdi bu bahar havalarında bu dar tişörtleri de giyiyorum. Duruyor. Hiç elememiş olmama şaşkınım. Yelek yani yelektir. Gömlek üstüne giyilir. Bir şeyin üzerine giyilir. Yelek yelektir durursun. Kısa bir siyah tişört. Dediğim gibi ben eleyemiyorum. Hadi bunu eleyelim. Elemek dediğim yani elden çıkarmıyorum da yazlık olarak kaldıracağım yani. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Değil mi? Bu favori tişörtlerimden bu dursun. Hadi bunu da eliyorum. Bunu da kalksın. Çok sık giymiyorum. Bu da çok sık giydiğim bir tişört değil ve hani sivitlerin içerisine falan da uygun olmuyor bu renk. O yüzden kaldırıyorum. Sivri tişörtlerin içine falan böyle beyaz tişört giyiyorum. O yüzden beyaz tişörtleri genelde tutuyorum. Bunu da tutsam mı? Bunu da tutayım. Bunu seviyorum. Düz lazım olur yani sporda giyiyorum özellikle. Bunu çok seviyorum. Zaten bu sık sık omzuma attım mı gördünüz yani. Görmekten sıkılacaksınız büyük ihtimalle. Yani turu topu 4 tane tişört kaldırdım. Yaşasın. Harika. Gerçekten 4 tane. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Lazım olabilir. Gene de ihtiyacım olduğunu alabileceğim yere koyacağım ama havalar tam soğumadı. Mesela bugün güneşli ve güzel bir hava. Üzerime tişört giyip bir trench coat atabileceğim bir hava. Şimdi çok fazla elemek istemiyorum. Sonrasında gene artık giymemeye başlayınca bunları kaldırır koyarım. Erkeklerde böyle bir sorun yok ama biz kadınlarda birazcık var. O yüzden Alper'de rahatlıkla eliyorum. Bir de hani kendimin olmadığı için sanırım. Ama kendime gelince birazcık zorlanıyorum. Bence yine de iyi ilerledim. Sivitleri asıyorum ama kazak tarzı, hırka tarzı şeyleri askıya asmıyorum. O yüzden hani askı yerine daha çok katlayacağım yer benim için önemli oluyor. Kazaktır, hırkadır o tarz şeyler için. Onlar kırışmıyor çünkü. Onlar bir de askıya astığınızda sünüyor gibi de oluyor. O yüzden onları asmayı tercih etmiyorum. Genelde katlayıp kaldırıyorum. Yani askıda tişört olması bana bir zarar yok. O yüzden sorun yok. İyiyiz, iyi ilerliyoruz. Bu pantolon askılarının çoğu bende. 3 tanesi bendeymiş. Olmayan kumaş pantolonlarımı falan bir kaldırayım yani. Kumaş kışın giyiyorum çünkü içine böyle içlik veya çorap giydiğinde bu kumaşlar sıcak tutabiliyor. O yüzden bazılarını giyiyorum ama hiç giymediklerimi de bir artık kaldırayım. İkincisi. Bu da üçüncüsü. Bu şekilde iki rafı boşalttım. Bu rafta da spor kıyafetlerim duruyor. Aynı mutfakta kullandığım bu raf düzenleyiciyi bir tane fazlaydı. Onu da buraya getirdim. Bir de bir nevresim kutusunu böyle taytlarımı düzenlemek için kullandım. Bunun içine yerleştiriyorum ve buraya böyle iki katlı bir kendime spor bölümü oluşturdum. Kendime raf yaptım. Tavsiye ederim böyle bir şey. Kışlıkları çıkarıp yazlıkları yerleştirme zamanı. Ben bu kapaklı hurçlardan kullanıyorum.
bu şekilde. Kutu gibi olduğu için de gayet düzenli, derli toplu duruyor. Çok seviyorum o yüzden. Şimdi içerisindeki kışlıkları boşaltalım. Bunu kısmet annem ördü. Bakın çok tatlı. Bunu bu sene giymek için çok heyecanlıyım. Ve süveter gömleklerin üzerine falan giymelik. Bakın şapkalar. En sevdiğim şey. Bu tarz kazakları bu şekilde katlayıp kaldırıyorum. Çünkü bunlar askıda sünebiliyor, esneyebiliyor. Gerek yok. Böyle kazakları katlayıp kaldırıyorum. Böyle rengarenk çok tatlı. Kapalı kutularda olduğu için ben bu kıyafetleri yıkamayı düşünmüyorum açıkçası. Birazcık su israfı olarak görüyorum. Temizler, temiz kokuyorlar ve tozlanmamışlar. O yüzden gerek yok. Yani bazılarınıza bu durum pis gelebilir ama dediğim gibi su israfı olacak yani. Temiz olan bir şeyi tekrar yıkamak bana mantıklı gelmiyor. Kapaklı kutulardalar zaten, tozlanmadılar. O yüzden bu şekilde kaldırıyorum. Kazakları ve hırkaları katlayarak kaldırdım. Bu tarz sviçeyleri askılar asıyorum. Bunlar askılarda daha derli toplu duruyor ve katlandığında kırışabiliyorlar. O yüzden böyle bir yol izliyorum. Şimdi kırışmamış olanları direkt asacağım ama kırışmış olanları ütülemem gerekecek maalesef. Şimdi onları bir seçeceğim. Askıları tek tip olmasını istediğim için beyaz aldım. Farklı farklı modeller var ama hepsi beyaz. Hepsi aynı renk olunca tek tip duruyor. Hani bu da bir tavsiye olabilir. Hepsini tek tip almak isteyebilirsiniz. Belli bir modeli alıp sonra aynısını bulmak zor olabilir diye ben basit bir model tercih ettim. Yoksa böyle ahşap görünümlü güzel askılıklar var. Ama onların devamını bulabilir miyim bilemediğim için en bulunabilir bir modelden tercih ettim. Beyaz renk tercih ettim. Hepsi aynı renk duruyor. Farklı model olsalar bile derli toplu duruyor bence. Karışık olunca gözü yoruyor. Bu da böyle bir tavsiye. Şimdi bunları asalım. Hem yoruldum hem de bunaldım açıkçası. Bu işi bitirelim birazcık. Üçüden önce kahve molası vermeyi düşünüyorum. O yüzden şu iş bitsin diye birazcık heyecanlıyım. Bunları da böyle güzelce katladığım için aslında çok fazla kırışmamışlar. Daha öncesinde ben vakumlu poşetleri vakumlayıp bazanın altına kaldırıyordum. Ama her çıkardığımda o kadar kırışmış oluyordu ki ütülemem gerekiyordu. Ve o kırışıklıkları açmak da zor oluyordu gerçekten. Bu sene de işte son 2 senedir de bu şekilde kaldırıyorum. Ve o kadar fazla kırışmıyorlar ve daha düzgün oluyorlar. Mesela bu biraz kırışık. Bunu mesela ütü. Ütü de yorucu bir şey ama yapacak bir şey yok. Hayatımız böyle bir döngü. Mesela tişörtleri de yeni ütülemiştim. Ama kaldırdım. Büyük ihtimalle seneye yaza çıkardığımda onlar da kırışmış olacaklar. Tişörtler daha çabuk kırışıyor. Bu idare eder bence. Bunu ütülemeyeceğim. Mesela bunu biraz buruşturarak katlamışım. O yüzden bunun ütüye ihtiyacı var. Bazı şeyleri sığsın diye öyle yapmıştım. Bunun da ütüye ihtiyacı var. Bunlara hoodie mi deniyor bilmiyorum. Şu kapşonlu olanlar. Bunlar en sık giydiğim, en çok giydiğim şeyler. Kışın çok seviyorum. Bunlar ütülenecek, bunlar kırışmış. Biraz Alper'inkilere gelelim. Alper'in çok fazla bir şey yok. Bu kış ona alışveriş yapmamız lazım. Şimdi ona ikna ediyorum. Pantolon dedim. Aldık, rahatladık. Şimdi de sweat ihtiyacı var beyefendinin. Bunları da ütüleyim. Kendime o kadar şey yapmasam da Alper'inkilere daha özen gösteriyorum. Şöyle hafif bir kırışıklık olsa bile bayağı bence kötü gösteriyor. O yüzden ben bu tarz şeyleri ütülemeyi seviyorum. Birazcık iş yükü ama yapacak bir şey yok. Yani çoğu ütülenecek bunların. Şimdi sırada boşalan hurç kutularına yazlıkları yerleştirmek var. Hadi başlayalım. Böyle boş. İçinde de böyle bir sert durmasını sağlayan bir aparat var. O yüzden gayet kutu gibi duruyor yani. Buralarında karton var. Böyle güzelce katladığım için bunları rahat oluyor dizmesi, yerleştirmesi de. Bu kadar ütüleneceği saymazsak bitti. Bunları ütülemeye geçmeden önce dediğim gibi bir araya ihtiyacım var. Kendime kahve yapacağım. Birazcık dinleneceğim. Çünkü yoruldum. Yani indir kaldır katla falan yorucu işler bunlar. Bilirsiniz. Siz de kendinize iş yaparken ödül veriyor musunuz? Kahve şu an benim ödülüm. Ama işim bitmedi. Çünkü devam edebilmek için bu ödüle ihtiyacım varmış gibi hissediyorum.
painter is a gibbering man. Bir yandan dizi izlemeye devam edeceğim. Ütü yaparken genelde dizi izlemeyi seviyorum. Zaman daha rahat geçiyor. Tavsiye. Sevdiğiniz bir şey yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz, podcast dinleyebilirsiniz veya dizi, film izleyebilirsiniz. Zaten daha önce ütülediğim için sadece kırışıklıklarını açmak için ütüleyeceğim. Böyle çok detaylı bir ütü olmayacak bu. Önden söyleyeyim. Bazen sivitlerde, pantolonlarda bu tarz böyle tüylenme oluyor biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunlar biraz eskimiş gösterebiliyor. O yüzden şöyle Simbo'nun bunları alan bir cihazını aldım ve gayet memnunum. Bunu da göstermek istedim. Şimdi buraları temizleyeceğim. Bakın hepsini aldı. Yeni gibi oldu. Burada böyle jiletler var, burada kesiyor ve haznesine birikiyor. Buradan rahatlıkla dökebiliyorsunuz. Pilli çalışıyor. Bu şekilde. Bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa tavsiye ederim. Gururlu bir şekilde söyleyebilirim ki bitti. Kendimi alkışlıyorum. İlk akşama yemeğim var. Yemek yapacak enerjim kalmadı. Şimdi bunları dolaba yerleştirelim. Tada! Aferin, kısmı bitti. En son dolapların içine ve düzenine bakıyoruz. Hadi bakalım. Ne resimler, yastık kılıfları falan var. Dağınık gözüküyor ama gayet katlı ve düzenliler. Ardından askıdaki kıyafetler ve raftakiler. Bu kısımda ise çoğunlukla kazaklar var. Çünkü kazakları böyle dizdiğimde kırışmıyorlar. Burada da aynı şekilde kazakların devamı var. Alt kısımlara ilerledikçe bu kısımda taytlarım ve spor üstlerim var. Kısımda ön kısma ceketlerimi, arka kısma da giymediğim elbiseleri astım. Bu şekilde burayı da değerlendirdim. Şu kısmı gelecek olursak burada da depoladığım, stokladığım ürünler durmaya devam ediyor. Yani bu kısım bu şekilde. Alperen kısmına geldiğimizde yukarıda böyle minderler var ve burada polarlar var. Ardından kışlık sivitleri, pantolonları, tişörtleri ve burada yine kışlık üstler, gömlekler duruyor. Kısma neler koyulduğunu merak edecek olursanız burada sporda giyeceği eşofmanlar ve evde giyeceği üstleri koydum. Bunlar çekmeceye sığmadığı için bu şekilde katladım ve evde giyeceği uzun kollu üstleri buraya koydum. Gerisi çekmece. Çekmecelerden biraz bahsettik ama son bir tekrar gösterelim. En alt çekmece evde giydiği eşofmanların olduğu çekmece. Bu kısım ise benim evde giydiğim, gece yatarken giydiğim pijamalar, pularların olduğu çekmece. Bu çekmece Alper'in atleti, boxer'ı, çoraplarından oluşuyor. Bu kısım ise benim. Gösterdiğim kısımlar dışında burada iki kapaklı bir kısım daha var. Bu kısımda neler var onlara birlikte bir bakalım. Bu kısım bu şekilde. Raflardan oluşuyor. Raflardan oluştuğu için havluları burada tutuyorum. Kışlık şapkalarım, berelerim, atkılarım duruyor. Bu kısmı da kendime evde giydiğim eşofmanlar ve üstlerden oluşturdum. Yukarıda kalan kısımda battaniye ve lazer cihazı var. Onun dışında bir şey yok. Alta gelecek olursak kısım karışık ama orası depo kısmı. O yüzden karışık olmasından bir yana sıkıntı yok. Orada depoladığımız fazla ürünler, sodadır, süttür,
Dolapta bozulmayacak ürünler burada duruyor. Cips, soda gibi şeyler burada duruyor. Altta da şampuan, deterjan gibi depoladığımız ürünler var. Yani burası biraz depo dolabı, en alt raflar. Bu kısım birazcık böyle yarım açılı çünkü yatağa denk geliyor. Dediğim gibi küçük evlerde alan sorunu olabiliyor. Bu kısmı biraz biz vestiyer gibi kullanıyoruz. Kışlık kabandır, monttur. Dışarıdan geldiğimizde buraya asıyoruz. Burayı onun için ayırdım. Normalde burası elbiselerin falan asılabileceği bir alan ama ben bu şekilde değerlendirdim. Çünkü evde bir vestiyer alanımız yok. Var aslında ama oraya kurutma makinesi koyduğum için bu şekilde değerlendiriyoruz. Alt kısım için birazcık karanlık oluyor ve çok gözükmüyor diye düşünüyorum. Buraya mesela günlük kullandığım çantamı koyuyorum. Öyle poşetler var. Market alışverişine giderken şu getir poşetlerini ben kullanıyorum. Bunları gösteriyorum vloglarda, görüyorsunuzdur. Bunları burada tutuyorum. Alışverişe gideceğim zaman bunu alışveriş çantama atıyorum. Yani böyle bir poşet içerisinde. Onun dışında kışın ayakları üşüyen biriyseniz kesinlikle bir puf tavsiye ederim. Ne kadar çorap veya terlik giysem de işe yaramıyor. Ayağımı tek ısıtan şeyler puf oluyor. Onlar da böyle burada elimde hazırda duruyorlar. Yani buradan alıyorum. Şimdi gel gelelim bu tarz ütü masası gibi ıvır zıvır eşyaları nereye koyuyorum? Bunları nereye koyabiliriz? Nasıl görünmeden güzelce depolayabiliriz? Bununla ilgili güzel bir tavsiye vereceğim. Özellikle 1+1'de küçük bir evde oturuyorsanız kesinlikle bu tavsiye hoşunuza gidecektir. Ama büyük bir evde oturuyorsanız bile bu ütü masaları başımıza dert. Eğer bir kileriniz, bir çamaşır odanız yoksa ütü masasını nereye koyacağınız birazcık sorunlu bir şey. O yüzden size gelin güzel bir tavsiye vereyim. Bu şekilde... Kapının arkası. Bu şekilde kapının arkasına dayamak bence çok sağlıklı değil. Kapıyı açıp kapattıkça düşebilir, çarpılabilir. Özellikle evde çocuk varsa da bu tarz bir askılık tavsiye ediyorum. Bu tarz bir askılığı nasıl bulabilirsiniz? Ütü askılığı, ütü aparatı, kapı arkası, ütü askılığı tarzında aramalar yaparsanız benzer modeller çıkacaktır. Kapıyı delerek monte etmeniz gerekiyor. Direkt kapıya asılan modeller de var. Ama ne kadar sağlam olur bilmiyorum. Çünkü ütü masası birazcık ağır bir şey. Onun sağlamlığından emin değilim. Kapıya delip monte etmek bence birazcık daha sağlıklı. Zaten kapının arkasında olduğu için görsel olarak çok sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Kapının arkasına monte edildiği gibi duvara da monte edebilirsiniz. Yani kapının arkasındaki duvara da delebilirsiniz. Ama bizim bu duvarlar boş maalesef. Ayna tarzı şeylerde o yüzden asamıyorum. Ağır oluyor. Tablo kullanacağım zaman da hafif tablolar asmayı tercih ediyorum. Çift taraflı bantlı. Çünkü duvar taşımıyor maalesef. Yani iç duvarlar özellikle. Dış duvarlarımız sağlam ama evin içerisindeki iç duvarları bu şekilde yapmışlar. Böyle bir şey olabilir ve duvarı delemeyebilirsiniz. O yüzden kapının arkasını delebilirsiniz benim gibi. Ama müsaitse duvarı da delip buraya da monte edebilirsiniz. Şimdi gelin yerleştirelim. Bu ayak kısımlarını buraya asıyorsunuz. Benimki mesela tam oturmuyor ama yine de taşıyor. Eğer ütü masanızın ayağı çok çok kalın değilse taşır. Benimki mesela kalın olmasına rağmen taşıyor. Bunların ölçülerine bakarak alabilirsiniz veya modelinize. Bazı ütü masaların ayakları böyle V gibi oluyor. Onları taşıyamayabiliyor. Ona göre bir model almanız gerekebilir. Buna dikkat edin. Benimki düz olduğu için böyle bir model oluyor. Ama eğer sizinki V gibiyse ayakları, şu ayak kısmı böyle V ise bunlar taşımayabilir. Ona göre bir aparat alabilirsiniz. Yani bu askılıkları ona göre alabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yoksa iade miade uğraşırsınız. Bunu da söylemek istedim. Peki bu üst kısım ne? Burası da ütü için. Eğer kazanlı bir ütünüz yoksa rahatlıkla sığdırabilirsiniz. 1+1 gibi küçük bir evdeyseniz kazanlı ütü tavsiye etmem. Nereye koyacağınızı ben tahmin edemiyorum. Yani nerede tutabilirsiniz onu. Öyle ütüler bence büyük evler, çamaşır odası olan evler için ideal. Kesinlikle bunlara göre daha iyidir. Ben deneyimlemedim. Ama ben böyle küçük bir ütüden gayet memnunum. Bu da gayet güzel ütülüyor. Hani eğer kazanlı değilse buraya sığdırabilirsiniz ütünüzü. Şu kablosunu da yanına koyuyorum. Bu şekilde ayakları yere değmediği için de kapıyı rahatlıkla açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kapının arkasında çok aşırı bir kalınlık da yapmıyor. O yüzden hani kapıyı kapattığınızda da yeterince kapanıyor bu şekilde. Bu videoda da 1+1 evde gardırop düzenimi, çekmece düzenimi sizlerle paylaştım. Aynı zamanda kışlıkları çıkardık, ütü yaptık. Birkaç da düzenleme ile ilgili pratik bilgi verdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer sizin de bana bir tavsiyeniz varsa yorumlara mutlaka yazın. Dikkate alırım. Çünkü benim için de faydalı oluyor. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.